Merhaba arkadaşlarım, merhaba canlarım. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Bayramı. Hepinize kutlu olsun, hepimize kutlu olsun. Ne büyük insandı, ne büyük adam. 99 sene önce bugün Bandırma isimli vapurla yanında küçük bir heyetle beraber, arkadaş heyetiyle beraber biliyorsunuz Bandırma vapuruyla Samsun'a gitti ve oradan Amasya, Sivas Erzurum kongrelerini yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurtuluş yoluna adım attı. Ve kurulduk. 99 sene önce başlayan bu yolculuk 1922 30 Ağustos günü son büyük taarruz ve zaferimizle noktalandı. Yunanlılar biliyorsunuz ülkemizi terk ettiler. Ben denize döktük lafını sevmiyorum. İnsan, kedi bile olsa ne olursa olsun denize dökmek düşman da olsa hoş bir ifade de benim için değil. Ama ülkemizden ne kadar işgalci varsa hepsini kovduk, gittiler. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923 tarihinde kurulan yeni bir cumhuriyet olarak hayatına başladı. 95 sene geçti üstünden yani. Bugün ise kurtuluş yoluna çıkışımızın 99. yılı. Evet, evet, Türkiye Atatürk düşmanları tarafından yönetiliyor. Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bir kere bile ağzına almayan birisinin meclis başkanı olduğu süreçten geçiyor. Geçecek bugünlerde. Geçecek, hiç mühim değil. İnanın hiç önemli değil. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük insanlar hiçbir zaman unutulmamışlardır, unutulmayacaklardır. Nitekim bu Atatürk düşmanları seçim kaybederlerse de işte bu düşmanlıkları yüzünden kaybedeceklerdir. Mustafa Kemal Atatürk büyük insan. Evet, büyük insan. Çünkü hayatı boyunca kendisiyle beraber olan hiçbir arkadaşını satmadı. Dünyanın gelmiş geçmiş en vefakar devlet adamı. Dünyanın gelmiş geçmiş dostlarına sadakatiyle tanınan en büyük insanı. Lider olarak, devlet insanı olarak, mükemmel bir insan. Ahmet Rasim'i siz gençler tanımazsınız. Ama benim kuşakta nereden tanır? O ünlü şarkısından tanır. Eve o kadar geç geliyor ki sürekli demlendiği için hanımefendisi yani eşi bir gün diyor ki bu akşam gün batarken gel, sakın geç gelme, erken gel, kalma erken gel diyor. Tatyos Efendi ile buluşuyor. Ahmet Rasim, Tatyos Efendi ritim tutarken o da bir taraftan dümtek dümtek diye şarkısını yapıyor. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma erken gel. Şöyleydi müziği. Bu akşam gün batarken gel, bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma erken gel, sakın geç kalma erken gel. Böyle devam ediyordu. İşte bu Ahmet Rasim. Bu Ahmet Rasim, ünlü bestekarımız, tarihçimiz, müzisyenimiz çok yokluk çekti, çok yokluk çekti. Bir gün Ankara'da, Kızılay'da yürürken Atatürk'ün ünlü sofralarından birinde her zaman bulunan İsmail Müştak Beyefendi, Mayakon soy ismi aklımda kaldığı kadarıyla İsmail Müştak Mayakon Beyefendi, Ahmet Rasim'i görüyor. Ooo Ahmet Rasim diyor, ne arıyorsun buralarda? Seni görmek ne güzel diyor Ahmet Rasim de gülerek diyor ki yahu İstanbul'da ekmekler dört köşe değil yuvarlak. Elinden düştü mü peşinden koşmak zorunda kalıyorsun. Ben de o ekmeğin peşinden koşa koşa buraya kadar gelmişim diyor. Gülüyor İsmail Müştak. Çekiyor gidiyor. Akşama sofrada olayı Atatürk'e anlatıyor. Aynen Ahmet Rasim'in sözleriyle. O büyük insan duruyor. Siz ne dediniz İsmail Müştak Bey diyor. Hiçbir şey demedim diyor. Ayrıldık diyor. İsmail Müştak Bey diyor Mustafa Kemal. İsmail Müştak Bey anlamadınız mı? Adam size demek istemiş ki yoksulum, ekmek peşinde koşuyorum. Gidin ve bana hemen bulunuz diyor. Arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar otellerin birinde Ahmet Rasim Efendi'yi buluyorlar ve Atatürk'ün Çankaya'daki sofrasına getiriyorlar.
Atatürk ayakta karşılıyor Ahmet Rasim'i. Ayakta karşılıyor. Ve sarılıyorlar birbirlerine. Atatürk diyor ki, hal hatırdan sonra, Ahmet Rasim Beyefendi diyor, İstanbul milletvekilliğimiz münhal diyor. Yani boş. Lütfedip kabul eder misiniz İstanbul milletvekilini diyor Ahmet Rasim. Ayağa kalkıyor. Bir kez daha sarılıyor Mustafa Kemal Atatürk'e. Paşam diyor, ekmek gerçekten de aslanın ağzındaymış diyor. Evet, böyle büyük bir insan, böyle. Sevdikleri kendisine bir dönem kötülük bile etmiş olsa, karşı da gelmiş olsa, aleyhlerinde konuşmayan, aleyhinde konuşulduğu anda aleyhine konuşanı susturan bir büyük insan. Bir de bugün lider geçinenlere bakar mısınız? Yola birlikte çıktıklarını, aynı mücadeleyi verdikleri insanları, yolda bulduklarıyla değişenler, yolda bulduklarına sarılanlar, yola beraber çıktıklarını kovalayanlar. Ve bunlar hala Türkiye'de lider diye geçiliyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Mustafa Kemal'in şereflendirdiği o koltukta oturmak için halen çaba gösteriyorlar. Benim canım dostlarım, benim güzel arkadaşlarım, güzel insanlar. İşte böyle bir önderimiz vardı. Mustafa Kemal Atatürk. O önderimizin oturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi meclisinde bugün, son yıllarda daha doğrusu, onun düşmanları oturuyor. Demokrasidir. Saygı duyuyoruz oturmalarına. Ama artık o koltuklardan onları kaldırıp yerine Mustafa Kemal'in gerçek devamcıları, gerçek takipçileri, gerçek sevenleri, onun ilke ve inkılaplarından asla vazgeçmeyecek olanların oturma zamanı gelmedi mi sizce de? Bence geldi. Bir kez daha 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı, benim çocukluğumun ve büyük önderimiz Mustafa Kemal'i anma günümüzün hepinize kutlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın canlarım benim. Hoşça kalın güzel arkadaşlar.